Bismillahirrahmanirrahim. İslamiyet'i bildiren kitaplar pek çoktur. Bunların içinde en kıymetlisi İmam-ı Rabbani'nin 3 cilt Mektubat kitabıdır. Bundan sonra Muhammed Masum'un 3 cilt Mektubat kitabıdır. Muhammed Masum Hazretleri Mektubat'ın 3. cildinin 16. mektubunda buyuruyor ki: İman, kelime-i tevhidin La ilahe illallah ve Muhammedun Resulullah iki kısmına birlikte inanmaktır. Yani Müslüman olmak için Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber olduğuna da inanmak lazımdır. Yani Muhammed Aleyhisselam Allah'ın peygamberidir. Allahu Teala Cebrail ismindeki melek ile kendisine Kur'an-ı Kerim'i göndermiştir. Bu Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. Muhammed Aleyhisselam'ın kendi düşünceleri ve felsefecilerin, tarihçilerin sözleri değildir. Muhammed Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmiştir. Yani açıklamıştır. Bu açıklamalara hadis-i şerif denir. İslamiyet, Kur'an-ı Kerim ile hadis-i şeriflerdir. Dünyanın her yerindeki milyonlarca İslam kitabı, Kur'an-ı Kerim ile hadis-i şeriflerin açıklamalarıdır. Muhammed Aleyhisselam'dan gelmeyen bir söz İslam kitabı olamaz. İman ve İslam demek, Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflere inanmak demektir. Onun bildirdiklerine inanmayan Allah kelamına inanmamış olur. Muhammed Aleyhisselam Allah-u Teala'nın bildirdiklerini eshabına bildirdi. Onlar da talebelerine bildirdi. Bunlar da kitaplarına yazdılar. Bu kitapları yazan alimlere ehli sünnet alimi denir. Ehli sünnet kitaplarına inanan Allah kelamına inanmış olur. Müslüman olur. Elhamdülillah. Biz dinimizi ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarından öğreniyoruz. Dinde reformcuların, masonların ve zındıkların uydurma kitaplarından öğrenmiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Ümmetim arasında fitne, fesat yayıldığı zaman sünnetime yapışana 100 şehit sevabı vardır. Sünnete yapışmak, ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarını öğrenmekle ve bunlara uymakla olur. Müslümanların 4 mezhebinden herhangi birisinin alimleri ehl-i sünnet alimleridir. Ehl-i sünnet alimlerinin reisi İmam-ı Azam Ebu Hanife Numan bin Sabit'tir. İngilizler asırlar boyunca uğraşarak bir Müslümanı Hristiyan yapamadılar. Bunu başarabilmek için yeni bir yol aradılar. Masonluğu kurdular. Masonlar İslamiyet'e, yani ehl-i sünnet alimlerinin bildirdiği ilimlere, yani Muhammed Aleyhisselam'ın sözlerine
ve bütün dinlere öldükten sonra tekrar dirilmek olduğuna, cennetin, cehennemin var olduğuna inanmıyorlar.